Bol çiçekli günlerden merhabalar sevgili çiçeksever takipçilerim. Bugünkü evinizin konu sardunyalar. Evet, ana vatanı Güney Afrika olan sardunya ülkemizde de kendine hayat bulmuştur. Yazın kurak hava koşullarında canlı kalabilir. Uzun ömürlü bitkiler arasında yer alır. Genel olarak ülke sınırlarımızda Akdeniz şehirlerinde bolca görülür. Kırmızı, beyaz, sarı, pembe, mor şeklinde görülen sardunya çeşitleri yer aldığı saksılarda adeta görsel bir şölen yaratır. Sardunya salon ortamında yetiştirilse de asıl ihtiyacı olan açık havadır. Bu nedenle bahçelerde, balkonlarda ve teraslarda sardunya bakımı ve büyütmesi daha kolay olur. Sardunyanın bulunduğu bir ortamda gerginliğin yaşanması çok zor olur. Çünkü sardunya yapısından dolayı gerginliği ve stresi alır. Bulunduğu çevreye pozitif enerji yayar. Zaten çiçeklerin genel yapısı da bu değil midir? Çiçekler insan ruhunun en iyi anlayan ve tedavi eden bitkilerdir. Bitki yapısından özel olarak bir madde salgılanmaktadır. Bu madde de bakterilerle savaşır ve bitkinin kendini korumasını sağlar. Sardunya yapraklarını koklayan kişinin Uyku problemi de çözülür. Renk renk büyüyen sardunyalar rengine göre de bir anlam taşır. Renklerine göre sardunya anlamı ise kırmızı aşk ve güveni temsil eder. Mor ise romantizm ve sadık kalma duygusunu taşır. Türüne göre sardunyalar 1 metreye kadar uzayan çok güzel bir bitkidir. Sardunya bakımı zahmetsiz bir bitkidir. Genellikle sıcak ve ılık iklimlerde sevdiği için özellikle Akdeniz, Ege coğrafyasında ev bahçelerinde ve peyzajlarda sıkça tercih edilir. Peki do doğru sardunya nasıl bakılır arkadaşlar? Sardunya'nın uzun ömürlü olması için ılık ve nemli havaların olması gerekir. Akdeniz bölgesinde sıkça evlerde ve bahçelerde görülen sardunyalar cam önünde olduklarında daha canlı hale gelirler. Güneş ve yeterli oksijen onlar için olmazsa olmazdır. İlkbahar günlerinde çiçeklenen sardunya Kasım ayının sonuna kadar çiçek açmaya devam eder. Evet arkadaşlar sardunyayı kökten ayırma yöntemiyle dikebiliriz veya bir dalından kırıp bu şekilde toprağa ekebiliriz. Zaten kolay tutan bir bitki. Hani sizi çok üzmez. Böyle yayılıcı bir bitkidir. Yerini, konumunu, güneşini aldıktan sonra suyunu da düzgün bir şekilde yapıldıktan sonra gayet iyi bir şekilde verim alabilirsiniz sardunyanızda. Bu bizim komşumuzun bahçesinin önünde arkadaşlar. Bu şekilde yayıldı ve çok da güzel oldu. Yaprakları da gayet canlı. Bu güzel çiçek yazın coşarken sardunya kış bakımı ekstra özen ister. Malum şu an kış aylarındayız. Sardunya güneşi seven bir bitkidir. Evin güneş alan yerlerine koyabilirsiniz. Sardunyayı kış günlerinde 7 derecenin altında bırakmamanızı öneririz. Eğer sardunyayı renkli ve canlı görmek istiyorsanız ortalama 15 derecede kalmasını sağlayın arkadaşlar. Çiçeklenme döneminde geldiğinde biraz gölgede kalması daha iyi olacaktır. Bu şekilde daha güzel çiçekler, daha canlı çiçekler sizlere sunar arkadaşlar. Fazla rüzgara maruz kalırsa bitkinin yaprakları ve çiçekleri bu durumdan kötü şekilde etkilenecektir. Özellikle kış aylarında dışarıda olan sardunyaların don tehlikesinden köklerinin zarar görme ihtimali vardır. Bu yüzden sıcaklık konusuna dikkat edilmesi gerekir. Yani bir e, sardunya bahçenizde ise evinizin önünde ise ve don oluyorsa üzerine böyle bir naylon e, poşet olur. muşanma olur veya e, bir e, battaniye eski bir battaniye de olur arkadaşlar bu şekilde don olan günlerde bitkinizi koruyabilirsiniz. Ben böyle bitkimizden birkaç tane dal alıyorum arkadaşlar çünkü balkonuma çoğaltacağım ve beraberce ekeceğiz. Gördüğünüz gibi harika bir e, gelişim göstermiş sardunyamız. Sizler de bunu bahçelerinizde, balkonlarınızda rahatlıkla ekebilirsiniz. Çiçeğinize evinizde yumurta kabukları, e, çay posaları, muz kabuklarından doğal gübreler e, elde edebilirsiniz arkadaşlar. Yani... Ayrıyeten böyle bir gübre alıp vermenize hiç gerek yok. Evinizdeki artıklardan gübre yapabilirsiniz. Dediğim gibi her videomda da diyorum. Evinizdeki mutfağınızdaki kullandığınız çöp olan her şey çiçekleriniz bitkileriniz için vitamindir. Evet arkadaşlar koparmış olduğum sardunyaları bu şekilde bahçe toprağı arkadaşlar Drenajı yüksek, mineralleri yüksek bir bahçe toprağı bu. Ben kendim hazırladım. Çiçeklerimi doğal hazırladım. Toprağa ekiyorum ben. Tabi öyle bir imkan olmayan marketlerden, çiçekçilerden toprak alabilirler. Onlar da gayet iyi bir şekilde çiçeklerinizi büyütür. Evet bu şekilde ben ayarladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi toprağımız geçirgen bir toprak. Böyle sıktığınız zaman elinizde dağılıyorsa toprağınız çiçekleriniz için gayet iyi bir topraktır. Kök gelişimlerini gayet iyi bir şekilde sağlar. Çünkü sıkmaz çiçeğinizin köklerini arkadaşlar. Bu sefer bu şekilde kestik arkadaşlar. Alt yapraklarını da temizliyoruz daha çabuk köklenmesi için bu şekilde. Şimdi toprağımıza, toprağımız zaten gördüğünüz gibi yumuşacık bir toprak. Bu şekilde ekim işini yaptık arkadaşlar. Hemen diğerlerinde aynı şekilde alt dallarını alıyorum. Çünkü çok dallı ektiğiniz zaman o alt dallar zaten sararıp solacak arkadaşlar. O yüzden biz sararıp solmadan koparıp bu şekilde çiçeklerimizi saksımıza ekiyoruz arkadaşlar. Bu bayağı uzundu. Ben bunu ikiye kırarak bu şekilde ekiyorum. Ve yazın balkonumda da Allah'ın izniyle de çok güzel bir şekilde çiçeklenecek. Bunların çiçeklenmiş halini de sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. İki buna ektim. iki tane de öbür saksıma ekiyorum hemen. Daha sonra tabii ki de büyüyünce saksı değişimini yapacağım arkadaşlar. Budama işlemini yapacağız arkadaşlar. Çok dallanıp budaklandığında budama işlemi yapabilirsiniz. Daha böyle toplu görünür sardunyalarınız. Hemen can suyu ikram ediyorum arkadaşlar. Çiçeklerimizin can suyu bu. İnşallah sağlıklı bir şekilde de büyümeye devam eder. Evet, çiçeklerimizi birlikte ektik arkadaşlar. Şimdi bir e, kür yapacağız çiçeklerimize arkadaşlar. Bu kürü sizler de mutlaka verin. Zaten e, nasıl e, benim çiçeklerim bu şekilde büyüyor? Nasıl e, güzelleşiyor? Sizlere sık sık videolarda söylüyorum arkadaşlar evlerinizdeki mutfaklarınızdaki hiçbir atık çöp değildir size nasıl besin verip nasıl vitamin veriyorsa kalan kısmı da çiçeklerinize vitamin olur besin olur bu şekilde sizlerde ekebilirsiniz daha önce hemen komşumdan almıştım ben o küçük sardunyayı arkadaşlar tutar mı diye baktım tutmamış tekrardan kırıp tekrar ektim İnşallah bu sefer tutacak Evet sevgili takipçilerim bu benim iki gündür biriktirmiş olduğum çay suyuyla birlikte çay posası bunu şimdi sardunyalarımın topraklarına dökeceğim arkadaşlar toprağımızı daha da yumuşatıp vitamin verecek daha güzel bir şekilde sardunyalarımızın büyümesini sağlayacak ve bize güzel güzel çiçekler açacak. Sardunyayı sularken belirli aralıklarla ve günün erken saatlerinde sulamaya özen gösterin arkadaşlar. Sardunya sulanmasında önemli bir diğer nokta sulamanın düzenli miktarda ve aynı zamanlarda yapılmasıdır. Yapraklarını değil, kök kısmını sulamaya gayret ediniz. Sardunya yaprakları su sevmez arkadaşlar. Yani sularken üstten püskürtme yöntemi değil arkadaşlar. Direkt kökünden sulayın. Çiçeklenme döneminde suya ihtiyacı olan sardunyayı soğuk günlerde haftada bir defa, sıcak günlerde ise haftada iki defa sulamanız yeterli olacaktır. Sardunyayı sularken dikkat etmeniz gereken nokta suyun her bölgeye eşit olarak dağılmasıdır. Sudan yeterince faydalanması ve verimli olması için sabah saatlerinde sulamanız iyi olur arkadaşlar. Suyun daha sıcaklığı bu noktada önemli olacaktır. Oda sıcaklığındaki bir bardak su sardunyayı canlandıracak ve doyuracaktır. Yani direkt çeşmeden suyla sulamayın arkadaşlar. Mutlaka dinlenmiş su. Yani genelde bütün çiçeklerimiz dinlenmiş suyla sulandığı takdirde gerçekten güzel bir e, gelişim gösteriyor. Bu da bitkinizin ömrünü daha da uzatır arkadaşlar. Evet sevgili takipçilerim. Bugün de sizlere sardunya hakkında kısa da olsa bilgiler vermek istedim. İnşallah sizlere bir faydam olmuştur. Çiçeklerimin büyümesini, tuttuğu zaman e, çiçeklenmesini sizlere ayrı ayrı çekeceğim arkadaşlar. Beni buraya kadar izleyen bütün takipçilerime sonsuz teşekkür ediyorum. Ve yeni bol çiçekli günlerde tekrar tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.